Merhaba sevgili çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu bazılarınızın kitabında birlikten kuvvet doğar, bazılarınızın kitabında da grup çalışmalarımız diye geçmekte. Hazırsak hemen başlıyoruz. Sevgili çocuklar, her işi tek başımıza yapabilir miyiz? Elbette hayır, her işi tek başımıza yapamayız. Bazı durumlarda arkadaşlarımızla grup çalışmaları yapmamız gerekir. Böylece tek başımıza yapamadığımız işleri arkadaşlarımızla yardımlaşarak daha kolay ve kısa zamanda yaparız. Örneğin öğretmenimiz bizden sınıf panosunun düzenlenmesini istese bunu tek başımıza mı daha kolay yaparız yoksa arkadaşlarımızla yardımlaşarak mı? Evet, tabii ki de arkadaşlarımızla yardımlaşarak daha kısa zamanda ve daha kolay bir şekilde yaparız. Şimdi size grup çalışmalarıyla ilgili birkaç şey okuyacağım çocuklar. Beni dikkatli takip edin, olur mu? Grup çalışmalarında saygılı olmalıyız. Bize yardım eden arkadaşımıza teşekkür etmeliyiz. Yardım isterken lütfen demeliyiz. Peki bu okuduklarım sizce doğru şeyler miydi çocuklar? Yani bize yardım eden kişiye teşekkür etmek doğru bir davranış mı? Harikasınız. Tabii ki de doğru bir davranış. Ve yardım isterken de lütfen demek son derece güzel bir davranış. Devam ediyoruz. Grup çalışmalarında görev paylaşımı yapmalıyız. Bu ne demek? Yani her işi tek bir kişi ya da bir iki kişi yapmamalı. Grupta kaç kişi varsa herkese adaletli bir şekilde, eşit bir şekilde görev dağılımı yapılmalı. Bunu yaparken yeteneklerimize göre sorumluluklar almalıyız. Mesela şiiri seviyorsak şiir okumayla ilgili bir görev alabiliriz. Ya da şarkı söylemeyi, müziği seviyorsak müzikle ilgili bir görev alabiliriz. Grup çalışmalarında dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var çocuklar. Arkadaşlarımızla işbirliği yaparsak çalışmalarımızda başarılı oluruz. Gruptaki arkadaşlarımıza karşı adaletli davranma, dürüstlük ve güven çok önemlidir. Bu sayede dost edinmiş oluruz. Çalışmalarımızı yaparken sıramızı beklemeliyiz. Sabırlı olmalı ve kurallara uymalıyız. Şimdi birlikte bir çalışma yapalım çocuklar. Burada yazılanlardan grup çalışmalarında gerekli olanları belirleyelim. Yardımlaşma grup çalışmalarında gerekli mi? Tabii ki gerekli. Yardımlaşma olmadan zaten grup çalışması olmaz. O yüzden bunu işaretledik. Peki saygı gerekli mi? Birbirimize saygılı olmalı mıyız? Aferin size, olmalıyız. Bunu da işaretledik. Kıskanç olmalı mıyız? Tabii ki de olmamalıyız. O yüzden bunu işaretlemiyoruz. Hemen siliyorum onu. Arkadaşlarımızı sevmeli miyiz? Elbette. O yüzden bunu da işaretledik. Peki birbirimize karşı adil olmalı mıyız? Adaletli yani. Evet çocuklar, onu da işaretliyoruz. Peki birbirimize kaba mı davranmalıyız? Hayır, o yüzden bunu işaretlemiyoruz. Sizce dürüstlük gerekli mi? Elbette dürüstlük de gerekli ve çalışmalarımızda sabırlı olmalıyız çocuklar. Bu da önemli bir özellik. Peki bencil olmalı mıyız? Yani sadece kendimizi mi düşünmeliyiz? Eğer arkadaşlarımızı değil de sadece ve sadece kendimizi düşünürsek zaten grup çalışmalarında başarılı olamayız. Peki arkadaşlarımızla işbirliği yapmalı mıyız? Tabii ki de yapmalıyız grup çalışmalarında. O yüzden bunu da işaretledik. Şimdi sizinle son bir etkinlik yapalım. Buradaki cümlelerden doğru olanları mavi yıldıza, yanlış olanları yeşil yıldıza götürelim. Yardım isteyen arkadaşımıza yardım etmeliyiz. Doğru mu, yanlış mı çocuklar? Tabii ki de doğru. Peki arkadaşlarımızın düşüncelerine
saygı göstermesek de olur. Böyle bir şey mümkün mü? Tabii ki hayır. O yüzden bu yanlış. Grup çalışmalarında dost edinebiliriz. Evet çocuklar, az önce de zaten bundan bahsetmiştik. O yüzden bunu da doğruya götürdük. Grup çalışmalarında iş birliğine ve yardımseverliğe önem vermeliyiz. Doğru mu sizce? Aferin, bu da doğru bir cümleydi. Son cümlemiz. Bir işi yardımlaşarak yapmak daha uzun sürer. Tam tersi çocuklar, bir işi yardımlaşarak yapmak daha kısa ve daha kolay olur. O yüzden bu yanlış. Böylece videomuzun sonuna geldik. Tekrar çalışması yapmayı unutmayın çocuklar. Ve büyüklerinizin sözünden de çıkmayın. Hoşça kalın.